Selamlar hepinize. Ben Umut. Bugün Ark Survival'ın Scorched Earth haritasındaki yeni bölüm hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün birazcık T-Rex'imle adayı keşfe çıkacağım. Bakalım etrafım neler varmış, neler yokmuş. Bu arada T-Rex'in canını 4000 civarına çıkarttım. 5000 yaptıktan sonra birazcık enerji, birazcık hasar vereceğim. Arkadaş bir çekilirse ayağımın altından ve öldü. Olsun, et farmlayalım. Ete ihtiyacımız var. Şu etraftaki antik kaynakları falan bunlar iki vuruşta ölüyorsa güzel. Yani T-Rex'i iyi farmladı bu şekilde. Oğlum şöyle golem molem yok diyeyim etrafta. Boğuşmak istemiyorum çünkü T-Rex'ime yazık olur yoksa. Şu antik yapıların herhangi bir şey yapılıyor mu, o konuda hiçbir fikrim yok. Sadece göstermelik mi? Raptor var, inek var. İnek değil mi o? Evet, inekmiş. Bu da bayağı vuruyormuş. Hem Rex'imizi kasmış olalım. Wow! Wow! Nereye gidiyorsun sen? Henüz böyle ufak tefek bug'lar oyunda hala mevcut. Yani yaklaşık her gün 150 MB güncelleme gelmesine rağmen bu arka henüz çözemediler galiba bunları. Artık enerjiyi 1000 yapalım ya biz. Enerji bizim için en ideal şey şu an. Böyle yiyelim şu arkadaşı. Oh, 700 kusur et maşallah. Et tankeri gibi oldu. Burada ağırlığımız 500 civarı falan, hani henüz yeterli. Oraya gitmek istemiyorum, orada golem falan var. Adanın üst taraflarına bir çıkalım bakalım. Ya kanguru bir çekil ya. Böyle savaş çığlığını bastık mıydı? Tamamdır. Enerjimiz doldu. Koşalım bakalım ya. Bir şey mi vurdu bana az önce? T-Rex şöyle bir irkildi çünkü. Azıcık eşyaları kullandıralım da. Hem bir yer açılsın, hem de canımız dolsun birazcık. Herhangi bir savaşa girme ihtimaline karşı. Bu arada arkadaşlar, Pitstop'a birazcık ara verdim teknik sorunlardan ötürü. Yani şu an bilgisayarımda Pitstop yok ne yazık ki. Onu indirmek lazım. Nereden baksanız bir 10 GB kadar bir boyutu var oyunun. Ve daha ayın başında adil kullanım kotasını geçtiğim için biraz sıkıntı olacak benim için onu indirmek. Çünkü interneti yoğun kullanan birisi olduğum için. Aa, mantisleri buldum. Şunlardan evcilleştireceğim arkadaşlar. Orası kesin, ama bunun nasıl bir evcilleştirildiğini bilmiyorum. Cümle toparlayamadım bir anda. Bildiğim kadarıyla, yani internette izlediğim kadarıyla, şu ileride gördüğünüz olan solucanların içinden boynuzvari bir şey çıkıyor. Onu alıyorsunuz. Kendi üzerinize, bu böceklerinizi fark etmemesi gereken bir tane zımbırtı var. İlaç. Onu sürüyorsunuz. Onunla beraber gidip mantisin arkasına onu yiyecekle besliyorsunuz onu. Ben bunları başta titan boğa falan zannetmiştim. Bunlar titan boğa değilmiş. Pardon, titan boğaymış ya. Bakın şey bölümler hangi zaman? Çöl kurtları hangisi o zaman? Bir dakika dur bakayım, baltayla falan vurmak gerek lan. Oğlum öldürmüşsün bir de ya. Acayip parlak değil mi? Şunun gamasını iki yapmadım ben ya. Gamayı birazcık çölde bir gezelim bakalım. Şu titan boğalardan bir tane daha öldüreceğim ben. Yalnız bunun rengi muazzammış be. Ha pardon, görüm olan bunlar. Dur bakayım bir. Rex'im sen orada. Ben şunu bir ağzına vurayım, iki tane şunun. Kitin. Acaba envanterlerinden mi çıkıyor şimdi? Onu da bilmiyorum bak. Yani öldüreceğiz. Envanterine girip bakacağız ne var ne yok içinde. Sanırım öyle işliyor bunların prensibi.
Rengi muazzamdı ya. Neyse. Sıkıntı yok. Akrep çekil. Akrep çekil. Çekil kendini yakma. Oğlum sen kendin mi yiyorsun onları? Neyse dur bakalım. Canın azaldı, birazcık azalmış. Basalım gidelim. Şöyle çölün ortalarına doğru birazcık kaybolalım şöyle. Orada bir şeyler mi var? Bana böyle geliyor. Bana öyle geliyormuş. Serap falan görmüyorum umarım. Çok egzantrik bir mekan yalnız. Neyse bakalım. Şunlardan bir tane daha öldüreceğim. Bortinomyaların birini ezdim galiba kazayla. Dinlensin şu arkadaş. Abi şunun renklerine bakar mısın ya? Ne kadar güzel. Sen dur bakalım. Şunun envanteri açılıyor, ona bakacağım. Bunun envanteri açılmıyor. Çöl kurtlarıyla alakalı bir zımbırtı vardı ya. Allah Allah. Biz böyle de keşfedelim bakalım. Belki daha farklı yaratıklar falan var. Ya da Titan Boğa'dan bahsediyordu. Emin de değilim şimdi. Garip garip şeylerle uğraşıyorum şu an, farkındayım. Bu böcekleri ezeceğim. Sevmedim onların hiç tanesini. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Üzerimizin ağırlaştığını varsayıyorum. O yüzden şu gereksiz kitinlerden kurtulacağım. Abi çok fazla et olmadı mı envanterde ya? Fitin git. Yani şöyle biraz atalım ya. Tamam, bu kadar yeter, ihtiyacı olan kadar. Buraya bakar mısın? Amma çok et attım. Yani et benim için bulması kolay bir materyal. Yani şu arkadaş. Dur bakayım Rex. Açılıyor mu bunun envanteri? Ha, envanter açıldı, evet. Ama işime yarayacak herhangi bir şey ne yazık ki yok. Titan boğa falan mı kesmek gerekiyor abi, anlamadım ki. Çöl kurtu kes diyorlar normalde. Çöl kurtları benim bildiğim bunlar şu anlık. Ops. Ha, Titan boğa gel. Bir de seni yiyelim biraz. Bakalım senin envanterde ne var ne yok. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunlardan çıkmıyor galiba. Başka bir şey bulmak lazım. Şurada değişik bir böcek türü görmüştüm. Ona bir bakmak lazım. Ha şunlar işte. Ya bunlar bizimkiler galiba ya. Abi çöl iklimi acayip kötü ya. Neyse bakalım. Birazcık Rex'e level kasmış olduk bununla beraber. Bahane oldu. Şimdi adanın geri kalan taraflarına gidelim. Burası çünkü uçsuz çöl gibi duruyor. Herhangi bir kuşum olmadan buralardan geçmek istemiyorum. Özellikle çöl kartalı varmış arkadaşlar, Desert Eagle diye. Ondan istiyorum ben.
Bakalım bulursak ne ala. Direkt evcilleştireceğim vallahi bulursam. Acaba şu mantislerden mi çıkıyor zımbırtı? Emin de değilim. Gayet ofansif yaratıklar bu arada mantisler. Gördüğünüz gibi. Bot. Rex'i beni al. Hepsini yedik mi yemişiz? Yani kendilerinden birinin öldüğünü gördükleri anda direkt atladılar üzerimize. Enerji verelim. Bu arada bu mantisleri kestiğimizde arkadaşlar içlerinden şu organik polimer dediğimiz zamazingo çıkıyor. Tam olarak ne işe yaradığını henüz keşfetmedim. Normal polimerin görevini görüyorsa güzel. Yani o dönüşüm aşamasına falan giriyorsa orada güzel. Yani bu arada iyi ki Rex'e çıkmışım ben çok absürt yaratıklar var. Şimdi üstüne basıp geçeceğim ya. Bir itirazınız var bacaklar. Gelin bakın. Hayırdır yani bir itiraz mı var? Aşağıda akrepler, titan falan birbirine girmiş şu an. Bir şey mi vuruyor bana? Yok. Üzerimiz gene aşırı derecede ağır çünkü o polimer dediğimiz zımbırtılar acayip yer kaplıyor. Şöyle bir dağıtalım onları. Nasıl mantislerin yeri belli. Gelir T-Rex'i toplarız yani. Oo, aşağıda başka bir Rex var. Şurada bir envanter var. Nihayet bu. Dur bakayım sen. Ne abi o Rex'i evcilleştirsem mi ya? Evcilleştiririm ben onu ya. Ben onu her türlü evcilleştiririm aga. Bunlar ölmüş zaten. Bana gelme söverim. Valla bana geliyor galiba. Oğlum ben böcek sevmiyorum git. Gelme lan! Rex! Abi böcek cidden sevmiyorum. Üzerime böcek geldi mi şey yapıyorum yani. Abi gel. Sen hayırdır oğlum? Sen bana mı iş koyuyorsun? Hayırdır? Nereye kırdı o? Ha, bacaklığımı kırmış ya. Garip hayvan. Of. Ya, yemin ederim var ya içimdeki bütün böyle hani bir iğrenme dürtüsü olur hepsi dışarı çıktı yemin ediyorum ya. İçim ürperdi valla. Abi böyle ya ben sevmiyorum öyle yılandır böcektir falan. Bir de bu arada da böcek meşhur zaten. Allah doluyor. Lan oğlum aklımı almayın şöyle ya. Of. Ulan fitness da sizin yüzünüze ara verdim zaten. Gel. Gel kafana vurayım iki tane gel. Ha, o biz şeydenmiş ya. Lan oğlum bak. Abi yemin ediyorum var ya içim şu an dışıma çıktı yani. İçim bir tuhaf oldu harbiden. Hani bütün varlığımı reddediyorum ya şu an böcekleri. Tam istediğim yere attın beni sağ olasın. İkinci bir eksimiz yolda. Kara Rex. Öyle kaçmak yok. Gel. Dolaş gel. Dolaş gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Sen alt tarafı bir Rex'sin.
Bir Rex daha gördüm orada. Bir Rex daha gördüm orada. Bakıyorum etrafa aynı zamanda bir şey geliyor mu üzerime diye. Çünkü hani böcekler yüzden full tetikte olduğum için şu an. Evet. Amcaoğlu bayıldı bizim. Yasla gitsin şunların hepsini ona. Onlara biliyoruz mu? Yok. Neyse yenisini hallederiz ya. O cidden şu böcekler var ya beni benden aldı ya. Rex. Niye benim T komutu çalışmıyor? Menzil dışında olduğum için mi acaba? Püf, şimdi ya illa o mantisini oradan geçireceksiniz beni ya. Orada suya ihtiyacım var. Sen gel bakayım. Ah aslanım benim be gel. Şimdi öteki taraftaki Rex'e gideceğim. Onu da bayıltacağım. Aslanım benim be nasıl yatıyor orada. Terör börtlerden kurtulacağım. Onlardan nefret ediyorum bu oyunda. Orada başka bir yapı var ama neyse. Gel lan buraya artist. Ne? Abi golem. Golem bırak peşimi. Ulan terör senin ben. Aa, dur bir dönersen ya. Oğlum dur lan. Ama bir dakika. Jaguar bir git. Abi bu ada komple Rex adası galiba ya. Umarım bana saldırmak gibi bir niyeti yoktur. Oğlum dur sallanma, sallanma dur. Tamamdır, bu da indi. Normalde Prime Meat atmak gerekiyor bunlara da. Üzerine hiç olmadığı için şu an. Ne istiyorsunuz? Ne? Et ver et. Çene yapma et ver. Bizim Baba Rex. Abi şurada golem varmış iyi mi? Baktım arkamdan bir an kaya geldi şöyle bir garip bir kaya. Algılayamadım nereden geldiğini zaten. Şimdi Rex'in uyanma durumuna bakacağım şimdi. Abi bu golemi avlamam lazım benim. Yoksa bu golem bana rahat vermeyecek bu çevrede. Bir sonraki bölümü büyük ihtimalle onun üzerine yapacağım. Sen bir dur bakayım hacı şurada. Şu amca olduğunun durumuna bakacağım ben. Ne yaptın? O bir tık kalmış. Daha yeni yeni. Birazdan dikilir bu da. O zamana kadar o da büyük ihtimalle dikilir. Bunu alırız, bineriz, hep beraber oraya doğru gideriz.
Şöyle bir etrafa bakalım. Bu arada videonun süresi ne kadar oldu? O 20 dakikayı geçmişiz. Şu dağın tepesinde büyük ihtimalle kartallar falan vardır diye tahmin ediyorum. Ama emin değilim. Gidip bakmak lazım. Önce şu T-Rex'leri bir sapa sağlam yerlerine götürürsem 3 tane T-Rex'imiz olacak abi. Yani bir T-Rex'e çıktık yola, 3 T-Rex'e geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Hadi aslanım benim, hadi. Az kalmış, bir şey yok, bir şey yok, kalkarsın. Arbaletim kırılacak, oklarım bitecek, az kaldı diyeceğim de oklarımın daha var tabii bitmesine. Şurada raptor var, T-Rex'ler yüzünden bana saldırmıyor şu an. Adamsın be. Şu tipe bakar mısın? Şunu şöyle bir çevireyim ben. Çünkü bu arkadaş da birazdan uyanacak. Evet. HP abi, HP. Ağırlık olarak HP ilerliyoruz şu an. Abi hemen aralarında bir kaynaşma, hemen bir aşk oldu ya. Bu nasıl bir ikilem ya? Akrep bir çekil Allah'ını seversen. Senin enerjini vereceğim. Enerji lazım bize çünkü. Şimdi dağın diğer tarafındaki Rex'imizi alalım hemen. Burada bir şeyler ölmüş gene. Ha. Bir dakika, o titan boğa bize mi vuracak? Zavuz al, aklını alırım onu. Taşını alayım da. Her ihtimale karşı. Şuradaki taş büyük ihtimalle o golem abi. Ona bulaşmak istemiyorum harbiden. T-Rex'i doğru değil de daha çok kendi peşinden koşturayım bunları ben. O şu ufak kardeşlerden bir tane yakalayacağım. Bizim bırt arkadaşlardan. Ama onun için henüz erken. Şöyle bir Rex ordusuyla bir gezelim de. Bir havamızı atalım şöyle millete. Şuraya inip aslında bunlar o. Merhaba, merhaba. Gel buraya. Ben de diyorum buradaki Rex nereye gitti? Ne yapacaksın? Tüküreceğim mi buradan, bakıyorsun bana? Düş işte. Alacağım seni gelip oraya birazdan. Adadaki bütün Rex'leri alacağım abi. Yoksa o golemlerle harbiden savaşamam yani. Eğer evcilleştiremezsen mesela golemleri, bunlarla öldüreceğim planıma yönde. Düş artık hadi. Nazlanma. Şu an naz yapıyorsun bildin hadi. Acaba level'ı falan mı yüksek? Hiç bilmiyorum. Hadi lan. Düş artık. Oy, çok fena indik. Hadi lan. Beni kitlemeseydiniz çok mutlu olabilirdim. Üzerinde çok fazla et var. Bunları da bana iteledik miydi?
Başka Rex var mı adamın etrafında? Şöyle bir ufaktan bir göz atayım sağa sola. Şimdi evimin dibindeyiz zaten de. Bunları şey yapamayacağım yalnız. Hepsini eve sığdıramayacağım. Sonraki aşama için bunlar için ekstra bir bölme yapabilirim yani. Yani evin sağ tarafına birazcık bunun için bayağı gelişmek lazım yani geliştirmek lazım etrafı. Şimdi bunları dışarıda bırakırsam yani random bir şekilde bir golem şey yapabilir. Saldırabilir bunlara. Şimdi durun bakayım abicim. Seviye atlamışım onu vereyim ben. Ağırlık 500 yeter. Sağlık yeter. Direnç 20 olsun. Düz hesap. Şu Rex arkadaş da bir kaç level bu? 15 level. Yani iki defa daha acıkırsa bunun iş tamamdır zaten. Ben şunları alıp bir sıralayayım abi en iyisi. Ops bir dakika şuydu değil mi? Yan binemeyince. Bizim gariban ev. Geçen videoda bahsettiğim ev. Daha sonra hayatta kalma rehberindeki hani minimal evlerden bir tanesi diyebilirim bunun için. O zaman bunu bunları sığdıramam ki abi içeriye. Bir dakika diğer Rex'ler nerede? Hayır. Sakın. Kazayla evdekileri çağırdım da. Siz ayrılmayacağız diyorsunuz şimdi. Dördüncü Rex'imizi de alırız ya sıkıntı yok. İleride bir şey var böyle sanki zıplaya zıplaya gidiyormuş gibi gözüküyor. Ne o sol tarafta? Vulture mı? Yok o şeymiş. Sporlarını bırakan böcektenmiş. Hadi yiyin lan. Gelin şuraya. Son bir tık kalmış bunun da. Bunu da evcilleştirelim. Bunları eve götürelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle birazcık piyade olarak etrafı bir gezeyim ben. Rexlerim orada kalsın. At, takıldım, atlayamadım. Tam üstüne atlayacaktım. Neyse o orada kalkana kadar ben şu çöl faresiyle kurtu alayım abi. Acaba şunu yapabiliyor muyum merak ettim. Bunu omzuma alıp bunun sırtına binebiliyor muyum? Vallahi güzel oldu. Bunu eve götürelim de sıkıntı çıkmasın. Ne kadar şey de olsa bir önceki videonun ürünü de olsa bunları ana eve götürmenin zamanı geldi. Sen garibim hala burada kaldın değil mi? Ben gidene kadar büyük ihtimal diğer Rex de kalkacak zaten. Adadaki herhalde bütün Rex'leri evcilleştirdin. Hani bana sorun çıkarsınlar istemiyorum çünkü. Bu petrol mü hala evet. İleride bir başıboş raptor görüyorum. Ya şu şeyleri evcilleştirebilsek aslında titan boğaları falan. Çok güzel olabilir diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım.
Sen ne kadar kaldı diyecekken adam dikildi bile dikildi dikildi hop. Ama şimdi bak o arkadaş oradan çıkamıyordu. Sen bir beni gör, beni gör, beni gör, beni gör bir, beni gör bir. Toto'yu çevir azıcık. Çıkamadın değil mi oradan? Hep şu kaya yüzüne. Lanet kaya, pis kaya. Al sana. Lan ölümdür. Tamam artık çıkarsın herhalde oradan. Tamam. Şimdi herhangi bir sıkıntımız yok. Dur hop, yanlış oldu. Onu değil beni takip etsinler. Gel. Gel. Ey yavrum be gel. Abi 4 T-Rex'i geziyorum şu an. 4 T-Rex'li. Şöyle bir üstlerinden geçtik. Ama bu hoş değil yani. Bu beni kitlemeniz hoş değil arkadaşlar. Olmuyor böyle. Beni kitlemeniz hoş bir şey değil. Tabii siz sürü haline gezmeye alışkın olmadığınız için. Dedik ben ne açtım yemeğim var benim ya. Gelmiyor bize. Hadi hadi. Tamam bunları eve getirdik. Artık bunlara herhalde uygun bir alan yaparım ben. Neyse arkadaşlar bir sonraki görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.